Bugün Eyüp'teyiz, Kader'in evindeyiz. Bugün aynı zamanda Kader'in elektriği kesildi. Ödeyemediği için daha doğrusu kesildi. Birazdan kendisini dinleyeceğiz. Nasıl bir hayat geçiriyor? Nasılsın Kader? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Elektriğin kesik. Elektriğim kesik. Bugün mü geldiler? Evet, sabah kesildi. Neden? Ödeyemedim o yüzden. Kaç fatura? 3 faturaydı. Bir tanesini ödeyebildim. 2 tanesi kaldı. Toplam ne kadardı? Toplam 1420. 1422 fatura azaldı, değil mi? Hı hı. Peki nasıl geçiniyorsun? Yardımlarla geçiniyorum. Sosyal yardımlarla. Sosyal. Engelli çocuğum var. Onun aileyle geçiniyorum. Hı hı. Kaç çocuğun var? 3 tane. Yaşları ne? En büyüğü 14, 10 yaşında. En küçüğü de 5 yaşında. Peki nasıl geçiyor bir günün? Valla bir günüm hep böyle işte geçiniyorum işte. Ağlayarak evdeyim. Ya ağlıyorum ya gülüyorum. Güzel düşünüyorum. Ödemekte zorluk çekiyor musun? Hem de nasıl? Çok. Ödemediğin yani, zamanlar oluyor mu? Ödemediğim zamandan hesabıyla kavga ediyoruz. Hı-hı. Ya çık diyor evden. Hı-hı. Veremeyeceksen ise kirayı. Hı-hı. Öyle. Bazen ödüyorsun, bazen ödeyemiyorsun. Yok. Çalışıyor musun? Yok, çalışamıyorum. Ayağımdan biraz rahatsızdım, o yüzden çalışamıyorum. Ve çocuk küçük herhalde. Çocuk da küçük, epilepsi hastası olduğu için kimseye bırakamıyorum. Peki daha önce elektriğin kesildi mi? Kesildi, bir ay gitti. Bir ay? Bir ay boyunca hep mumlarla geçindim böyle. Bir ay karanlıkta kaldım. Bir ay kaldım. O da işte çocukların aldığım maaşla hemen gittim, ödedim. Bir ay boyunca da aç kaldık. Niye aç kaldın? İşte şeyi yatırmasaydım. Elektriği yatırmazsam olmuyor. Elektriği yatırsam değişik oluyor. Ne yediniz, ne içtiniz? Makarna, pilav. Ya komşular verdi sağ olsunlar. Öyle geçindik. Ama aynı zamanda karanlıktaydınız. Evet. Çamaşır da yıkayamadın. Hep elimde yıkadım. Çamaşır makinen var mı? Var ama bozuk. Hep bozuk. Alttan su akıyor. Su akıyor. Buzdolabı? Buzdolabı da bozuk. Işığı yanmıyor. Öyle. Ne alıyorsun her gün? Yani ya da ne yiyorsunuz? Daha çok makarna mı yiyorsunuz? Valla makarna yiyoruz. Allah da şahittir. Hı hı. Ya makarna ya pilav. Öyle geçiniyoruz. Sebze meyve almıyorsunuz. Zaten ben ufak oğlum. Hani bir meyve, bir portakal bir şey gördüğü zaman hani hiç görmemiş gibi direkt ben saldırıyor. Çocuklarım ihtiyacı var. Hani düzgün giyim yok, bir şeysi yok. Alamıyorum, edemiyorum. Giyecek de alamıyorsun. En son ne zaman aldın? Valla en son geçen sene değil, yok tövbe şey... Deniz feneri vermişti. Hı. Oradan giyiniyorlar. Yani ne zaman aldın en son? Bir yıl önce mi? Sen kendin ne zaman en son satın aldın? Ben satın bayağı oluyor. Ben almadım. Ya yardımlardan alıyorum işte. Ya yani Çukurbostan'dan. Çocuklarına bir yerden gidip giysi aldın. Yok gibi. Yok kesinlikle. Ya Çukurbostan'dan alıyorum. Ya orası sadece veriyor. Sadece hani yardımlarla alıyorsun. Yardımlarla. Ya da komşular veriyor. Çünkü aldığım hani maaş yetiremiyorum. Hani çocuklara giyim mi alayım, ayakkabı mı alayım? Çocuklarım okula gidiyor. Bak bugün kızımı okula gönderemedim çünkü şey yok. Ne kalem var, ne defter var, ne bir şey var. Çantası yırtık. Yollayamadım. Niye yollayamadın? Çantası yırtık. Çantası yırtık. Hı-hı. Gidemiyor. Uzak mı okul? Yok aşağıda. Biraz yakın. Beslenme koyamadın? Beslenmesi yok. Ya ekmek sürüyorum, ya salça ekmek sürüyorum, götürüyor. Salça ekmek sürüyorsun ya da yağ sürüyorsun. Hı hı. Diyor mu başka bir şey istiyorum diye söylüyordur. Yani istiyor işte. Alamıyorum. Olmayınca olmuyor. Eşin? Eşim 4 aydır yok. Gitti. Gitti, ne arıyor, ne soruyor, ne ilgileniyor. Hiçbir şey söylemedi mi giderken? Yok. Bıraktı gitti. Bıraktı gitti. Benim bundan 2 hafta önce küçük oğlum havale geçirdi. Hı hı. Tek başıma mücadele ettim. Oraya götür, buraya götür. Şaşırdım ne yapacağımı. Hastaneye götürdüm. İlaçlarını bile alamadım. Kaldı epilepsi öyle. Epilepsi olanı. Hı hı. İlaç ücretsiz değil mi? Ve ondan hariç yazılan ilaçlar. Yazılan ilaçlar, hı hı, var ekstra. Ne kadar tuttu? Vallahi hiç sormadım. Çünkü alamadığım için de sormaya da utandım. Yani. Aynen. Hiç paran olmadığı için eczaneye girmedin ve ilaç veremedin çocuğa. Hı hı, veremedim. Çok sık geçiriyor mu epilepsi? Ya normalde bayağı da geçirmiyordu ama bir anda geçirdi öyle ateşli.
Yeni mi oldu? O da niye geçirdi? Çünkü hani alt üstü şurup ne kadar ateş düşürücü. Hı. O da bir alacak param olmadığı için. Alamadın? Alamadığım için. İçirseydim belki de geçirmezdi. Hı. Yani anlayacağın. Doktor ne diyor çocuğa? Doktor nörolojiye götüreceksiniz diyor. Götürdün mü? Götüremedim çünkü sarı yerde. Bilmiyorum. Yok param yok. Tanımıyorum, etmiyorum. Öyle kaldı. İşte bir ilaç, epilepsi ilacı var, bir onu veriyorum, o kadar. Artık Allah'a kalmış bir şey. Yani bayağı zor durumdayım. Yani şu an böyle hani ağlayacağım ama kendimi zor tutuyorum. Ağlama. Yani o durumdayım. Canım benim. Öyle. Biz de senin sesini duymak için geldik. Allah razı olsun. Ailen var mı? Var da yok. İstanbul'da var mı? İstanbul'da. Annem var zaten. Annemle hemen hemen 2 yıldır konuşmuyorum. Görüşmüyorum. O da beni hani evden attığı için konuşmuyorum. Ekonomik nedenlerden mi? Yok hani istemiyorum dedi. Git kendine bir ev tut dedi. Hı-hı. Olmuyor dedi. Konuşmuyoruz. Sobayla ısınıyorsun değil mi? Sobayla ısınıyorum ama odunum yok. Kömür dolduruyorum üstüne. Hı. Kağıt atıyorum veya elbise ne bulursam. Laylon maylon atıyorum ki kömürü öyle yandırıyorum. Hı. Yoksa yakacak hiçbir şey yok. Odun alamıyorsun. Odun alamıyorum. Tüp desen küçük tüp zaten. Tez bitiyor. Ne kadar tüp? Tüp 60 milyon olması gerekiyor galiba. Küçük tüp. Küçük tüp. Şu anda var mı tüp? Hı, tüp var. Aldın. Hı hı. O da yazdırıyorum işte. Tüpçüye yazdırıyorsun. Yazdırıyorum. Bakkala yazdırıyor musun? Bakkalda borcum var. Ne kadar? 1100. 1100 lira borcum var. Tüpçüye ne kadar? Tüpçüye fazla değil ya. 300 öyle bir şey yani. 300. Allah razı olsun yani olsun bakkal olsun. Ama artık yemedim artık yüzüm tutmuyor yani gitmeye bile yüzüm tutmuyor almaya. Sağ olsun geçen gün arkadaşım 2 paket makarna alıp göndermişti bana. Hı. Zor durumdayım. Ne diyeyim kadercim? Buradan senin sesini duyurmak istiyoruz. Bir de yalnız olmak, kadın olmak, yalnız kadın olmak ve hem de bir taraftan da çocuklara bakmak. Çaresizlik çok zor. Tek başıma yani mücadele ediyorum. Sabaha kadar hani düşünüyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim, çalışamıyorum, edemiyorum. Çocuk geliyor, anne öğretmen şunu al diyor. Alamıyorum. Çocuğun pantolonu okula gidecek. Pantol desem pantol yok. Eşofmanla gidip geliyor. Büyük çocuk hani küçük de değil 14, 13 yaşında. Tabii ergen. Hani kız istek, mı erkek? Erkek. Erkek. İstekleri okulda oluyor. Okulda mı şimdi? Ha okulda. Ayakkabısı var mı? Ayakkabısı var. Ayakkabısı var mı? Giyimleri yok çocukların. Giyim konusunda çok şey. Tabii ergen olduğu için daha iyi giymek istiyorum. Öyle yani ablacığım. Sizden Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için. Ne demek? Geldiniz. Gıda fiyatları çok pahalı değil mi? Eskisi gibi değil. Vallahi pahalı. Hiçbir şey alınmıyor. Hiçbir şey alınmıyor. En son ne zaman aldın mesela kahvaltılık? Kahvaltılık geçenlerde şey atmıştı sosyaldan. İBB kartı. Belediye kartı mı? Ondan da zaten hani yağ, işte salça, şeker deyince bitiyor. Yani çocuklara desen bir bisküvit dahil alamadım. Et alamıyorsun. Sebze zor alıyorsun. Aynen valla. Pazara gidiyor musun? Yok valla. Daha dün değil, dün müydü? Evvelsi gün. Sağ olsun bir komşumuz almıştı bana. Sebze işte domates, biber, patlıcan falan getirdi kapıya koydu gitti. Asla... İyi ki komşular var değil mi? Komşularım iyiler sağ olsunlar. Yardım ediyorlar. Ama nereye kadar? Başka bir şey söylemek istiyorum. Yaşantı halim de böyle işte. Bir oda mı var burada? 2 oda. 2 oda. Bir burası bir de diğer oda. Küçük odamız var. Orada yatıyor çocuklar herhalde. Yok vallahi orası soğuk olduğu için hepimiz onlar burada. Doğru, iç içe yatıyoruz. Bu kadar. Sağ ol canım benim. Ben teşekkür ederim. Ne
Allah razı olsun. Biraz önce kaderi dinlediniz. Şimdi kaderin evinden aslında kapanışı yapıyorum. Elektriği yok ve karanlıkta yaşıyor çocuklarla birlikte. Daha önce de elektriği kesilmiş, bir ay boyunca karanlıkta yaşamışlar. Ama kaderin sadece elektriği değil, gıdaya da erişmesi çok zor. Isınma problemi var aynı zamanda. Yani aslında neredeyse bütün temel ihtiyaçlara hepsine birden ulaşamayacak durumda. Bu yüzden de aslında kısa program oldu. Çünkü gerçekten hani ne soracağımı da artık bilemiyorum bu kadar yokluğun içerisinde. Ve deprem riski olan bir şehirde yaşıyoruz. Biraz önce bana telefonun şarjı olmadığını söyledi. Bunun da ne kadar hani böyle bir şehirde ne kadar önemli olduğunu üzerine basmak istiyorum. Çünkü yoksulluk ve yoksulluk aslında özellikle yalnız kadınlar için çok daha katmanlı. Şu anda Ayşe'nin evindeyiz. Uzun zamandır görüşemedik seninle Ayşe. Beni aradın. Bu evden, yaşadığın evden çıkartılma durumun var Temmuz ayında. Biraz hem o nedenle seni ziyaret etmek istedim. Hem de uzun zamandır görüşemediğimiz için özledim aynı zamanda. Ayşe yalnız bir anne. 3 tane çocuğu var. Birazdan aslında nasıl yaşadığını, nasıl geçindiğini bizlere anlatacak. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anlatacağım. Çağırdım, aradım. Sağ olun, geldiniz. Ben burayı geçici olarak tutmuştum. 3 çocuğumla yaşayan bekar bir anneyim. En ufak oğlum 2,5 yaşında olduğu için çalışamıyorum. Yani arada temizlik işlerine falan gidiyorum ama kabul etmiyorlar. 3 yaşından önce kreş kabul etmiyor. Geçici olarak buraya geçtim. Ev kiraları bu kadar yükselmeden önce. Burası kaç odalı bile? Burası bir oda. Bir oda. Bir oda ama evet burası. Ve çok sağlıksız bir ev. Geçici olarak tuttuğum için gözüme gelmemişti. Yaz aylarıydı. Kışa doğru bir yer bulur, düzgün bir yer bulur. Çıkarız ne kadar dedim. Kira 600 lira. Kirası evet uygun ama yani hayvanat bahçesinden bir farkı yok yani, öyle diyeyim. Yani ne demek hayvanat bahçesi? Yani faresi, böceği hiç bitmiyor. Ben çocuklarımın daha sağlıklı şartlarda yaşamasını istiyorum. Nasıl mücadele ediyorsun farelerle? Yani zehir koyuyorum, kedi besliyorum. Korkumdan öyle idare etmeye çalışıyorum. Uyuyamadığın zamanlar oluyor mu fare? Genelde evet, çocuklarımı kollamak açısından şey yapamıyorum. Çok fazla uykularım yok. Nöbet evet. Tutuyorsun. Nöbet tutuyor diyebiliriz açıkçası. Onun için tam taşınacakken kiralar ve enflasyon bu kadar yükselince olduğum yerde saymak zorunda kaldım. Zaten geçimimizi devletten aldığımız destekle sağlıyoruz. İki çocuk adına set yardım alıyorum. İki çocuğun okula gidiyor. Evet. Kaçıncı sınıftalar? Biri lise 3'e gidiyor. Kaç yaşında? 18'ine yeni girdi. Diğeri? Diğeri de 9 yaşında. O da 3. sınıfa gidiyor. İlkokul 3'e gidiyor. Diğeri zaten 2,5 yaşında yanımda. İki çocuk okuttuğum için set yardım alıyorum. Ne kadar alıyorsun? Ne kadar alıyorum? Büyük çocuk adına 2500 lira. Küçüğü adına da 1500 lira alıyorum. Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalandırdılar. Bunlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Durabiliyor musun? Yani çok zorlanıyorum. Çocukların isteklerini yerine getiremeyebiliyorum. Faturalarını ödeyebiliyor musun? Faturalarımı ödeyemiyorum. Buranın yani elektrik desteğim var evet. 216 lira devletten elektrik desteği alıyorum. Ama faturam çok yüksek geliyor. Arada ne geldi en son fatura? En son gelen faturam 1278 lira geldi. Tabii ki. Elektrik ocağı mı kullanıyorsun? Evet, geceleri kömür yakmaya 1280. korkuyorum. Kaymakam Bey sağ olsun bize kömür yardımında desteğinde bulundu. Gündüz yakıyorum evet, gündüz sıcak. Ama ev sağlıksız olduğu için gece mecbur elektrikli yakmak zorunda kalıyorum sabaha kadar çocuklar üşümesin diye. Bundan dolayı da faturam hep çok yüksek geliyor. Evet, 1277 lira yani.
Bu da? O da buradan bizi şimdi ev sahibi burayı satma gibi bir niyeti varmış. Burası gece kondu olarak gözüküyor zaten. Benimle birlikte bir 6 hane daha var. Bize bu evrağı imzalattı. 16 Haziran 2023 tahliye zamanı. Evet, tahliye zamanı. Bizi buradan çıkarıyor zorunlu olarak. Nedir burada ev kiraları? Burada ev kiraları şu an bekar odası bile 5000'den başlıyor bu çevrede. Nasıl çıkacağız, nasıl taşınırız? Hiçbir fikrim yok. Nasıl baş edebiliriz hiç bilmiyoruz Acar Hanım. Mağduruz bu konuda. Yani aylık gelir olarak belli. Kirayı bile karşılamıyor. 5000'lik bir eve çıkmış olsam. Hadi kirayı verdik diyelim. Diğer elektrik, suydu. Çıktığımız ev doğalgazlı olursa doğalgazlı. Çocukların okul masrafları, yiyecekleri, gıdadı, temizlik ürünü. Yetişemeyebilirim yani, yetişemeyeceğim. Şimdi bile çok zorlanıyorum. İstediğin şeyler alabiliyor musun? Yiyecek, gıda, giysi, çocuklar? Yok, ulaşamıyoruz. Hayır, ulaşamıyoruz. Nasıl geçiyor bir günün? Yani bir günüm nasıl geçiyor? Genelde akşam yemeğini çok fazla önemsemiyorum ama kahvaltıda sıkıntı çekiyoruz. Hmm. Çocuklara beslenmesinde sıkıntı çekiyoruz. Okul beslenmesi. Tabii, okul beslenmesinde koymadığın bayağı bir... Koymadığın zamanlar oluyor mu? Koymadığım zamanlar oluyor tabii ki. Evde hazırlayıp yedirip gönderiyorum. Hmm. O şekilde idare yani etmeye çalışıyorum. Yani gıda ve temizlik ürünü. Bu evde benim temizlik ürününe çok ihtiyacım oluyor. Dediğim gibi o hayvanlardan dolayı sürekli çamaşır suyu dezenfekte etmek durumundayım ki çoluk çocuk mikrop kapmasın diye. Bu ürünleri sıkça tüketiyorum. Bunlarda zorlanıyorum. Yeri geldi mi bunları boğazımızdan kesip almak zorundayım ki çünkü biliyorsunuz tifo falan olabiliriz. Tabii. O hayvanlar temas ettiği bir şeyi ben yemek yapıp çocukların önüne koyarsam çocuklar hastalanabilir ciddi. Isırık falan mı? Anlamda yok, ısırık falan olmadı da işte dediğim gibi kedi beslemeye çalışıyorum arada. Onları hoş tutuyorum ki onlar gelmesin diye. Ama ardın arkasını kesemiyorum. Yani bu evden bir an önce bizim daha düzgün bir yere çıkmamız lazım. Üç öğün beslenemiyorsun bu anlamda. Yok. İki öğün. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği. Kahvaltı ürünlerini almakta zorlanıyorsun. Tabii ki. Çünkü her şey o kadar iki, üç katı oldu ki. Her gittiğinde bir değişik. Çok. Çok. Bir de çok farklı. Başka yere giriyorum. Bir iki lira oynuyor ama genelde sanki birbirlerini takip ediyorlar. Bir market alışverişe girdiğim zaman hepsi sanki anlaşmalı gibi en fazla bir iki lira oynuyor. O zaman mahallede dolaşıyorsun değil mi o marketten? O tabii tabii fiyatları. Hepsine fiyatlara bakmadan alışveriş yapamıyorum zaten. Önce bir göz gezdirmek zorundayım. Artık zaten kilo hesabı bitti, kiloyla alamıyoruz. Evet. Gramdan işte yarım kilo o şekilde çocukları çok sağlıklı beslediğimiz söylenemez. Daha önceki yıllara nazaran bola saça o bolluk dönemi bitti diye düşünüyorum. Aynı şeyler. Ve yaşıyoruz. Hep aynı şeyler tabii. Temel gıda, temel gıdalara bile erişimimiz çok zor. Bayağı bir zorlaştı. Ne alamıyorsun? Neyi kestin mesela? Yani neyi kestim? Yumurta mesela çok fazla tüketiyordu daha önceden. Şimdi onu bayağı azalttık. Hı-hı. Elimizden geldiği kadar. Daha az, çocukların en büyük besin kaynağı biliyorsunuz, yumurta, peynir, zeytin. Bunları çok fazla azaltmak zorunda kaldık. Et alamıyoruz. Ne zaman alamıyorsunuz? Yani eti anca maaşlarımızı aldığımız zaman birer kilo alırsam, ben onu bir ay boyunca az az arada yemeklere, işte çocuklara değişiklik olsun diye o şekilde 200 lira bir kilo kıyma olmuş. Yani bunu mümkün değil her zaman alıp önlerine koymamız. Kıyafet almakta zorlanıyoruz. Tabii ki. Kıyafet, ben kendime zaten hiçbir şey alamıyorum. Çocuklar için. O hayri. Çocuklar için de en azından üşümesinler diye. Bazen arkadaşlarımızdan işte alışveriş yapıyoruz. Olmayanları. Değişik bir de ergen bir çocuk ve ayakkabı ihtiyacı. Hani... Tabii tabii. Ayakkabı ihtiyacı. İşte kızın da aynı şekilde. Okul ortamı arkadaşlarından görüp özeniyor. Onda olan bende olsun diyor. Mesela ben çocuğuma beslenme çantası alamadım 100 lira. Beslenme çantası yırtılmış. 100 lira ben onu alamadım. Şaşırdım. Bir beslenme çantası 100 lira olur mu? Biz nasıl ayakta durup nasıl yaşayacağız? Hiçbir fikrim yok. Nereye koyuyorsun? Poşete mi koyuyorsun? Yani çantasından gözünü birazcık boşalttık. Oraya koyuyorum. Orada idare ettim. Ne koyuyorsun genelde beslenmesini? Yani genelde
dışarıdan açma alırsa, açma alıyor veya evden bir tost yapabilirsem, kaşarlı bir tost yapıyorum. Çünkü kantinlerde ciddi olarak pahalı. Evet. Ve sağlıklı olup olmadığımdan da endişe duyduğum için dışarıdan arada meyve suyu alabilirse, alamazsa evden su koyuyorum. Bu şekilde gönderiyorum. Çocuklarda bir şey oluyor mu yani, işte anne şuna al. Tabii ki onların istekleri, tabii ki onlar çocuk olduğu için evet, en iyisini, en güzelini istiyorlar. Ama kızıyorlar mı bazen sana? Hı hı. Bazen kızıyorlar evet. Ne diyorlar? Yani bize niye almıyorsun? Niye hep yok diyorsun? Neden onda var bizde yok? Yani geçiştiriyorum. Onlar ister istemez beni suçluyor gibi oluyorlar. Tabii ki büyüğü o kadar değil. O anlayabiliyor artık bazı şeyleri. Bilgisayarımız yok. Ama istiyor öğretmen sonuçta. Tabii istiyor. Arkadaşlarına gidiyor. Televizyonumuz, eski televizyonumuz var. Ayşe, aslında şu anda en büyük problem benim de anladığım kadarıyla evsiz kalma ihtimalin. Evet. Değil mi? Yani Haziran ayına kadar bir ev bulmak zorundasın. Evet. Ama böyle bir olasılığı da görmüyorsun ve ne yapacağını da bilmiyorsun. Mümkün değil. Bu şartlar altında benim şimdi en az yani kiradı, depositti, emlakçı parasıydı, bunları bir araya getirip bir ev bulmam çok zor. Ne hiç mümkün görünmüyor. Hiçbir fikrim yok. Bunun için ara ara tıkanıyorum, yani sıkılıyorum, ruhsal bunalıma giriyorum, ister istemez. Hiç gittin mi psikoloğa? Tabii, gidiyorum ama 5 dakika. 5 dakika derdimi, tabii derdimi doğru dürüst anlatamadan çıkmak zorunda kalıyorum. Antidepresan alıyorsun bazen. Çok ara ara, evet alıyorum, çok ihtiyaç duyuyorum aslında ama küçük çocuğum olduğu için ve sorumluluklarım olduğu için çok fazla da kullanamıyorum. Ama çok ihtiyaç duyuyorum. Yani sorumluluklarım olmasa bayağı bir kullanabilirim. Yani en azından düşüncelerimde birazcık rahatlatıyor. Yoksa hep sürekli düşünmek zorunda kalıyorum. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Şu an zaten ciddi bir anlamda geçim sıkıntısıyla boğuşuyoruz. Isınma problemimiz var. Isınma sorunumuz var. Tabii ki tabii ki odun sorunum var. Ne kadar odun? Odunun konunu bilmiyorum ama yani şöyle, ben bir çuval almaya kalktığım zaman 100 lira bir çuvalı. Bu bana gündüzleri kömürüm var demiştim zaten. Ne kadar yetiyor bir çuval? Bir çuval odun bana geceleri yaktığım zaman 2 gece gidiyor. Çünkü sürekli sobamın yanması gerekiyor. Evde bebek var. Evde bebek var. Ekstra yaşadığım yer çok soğuk. Hani dışarısı bir esiyorsa burası tepe olduğu için İstanbul'un tepesinden birinde oturuyorum. Evet, ev düzgün olsa çok güzel oturduğum yer ama ev çok sağlıksız. Ve dediğim gibi ev sahibini de satma gibi bir plan olduğu için şu anda zaten satsa da satmasa da o evrakı bize imzalattı. Satsam da satmasam da çıkacaksınız Haziran ayında dedi, 7. ayda. Onun için ne yapacağımı bilememek durumunda kaldım, tıkandım. Arada antidepresan alıyorum. İşte sakinleşmeye çalışıyorum. Nereye başvursam, ne yapsam hiç bilmiyorum. Başvurulacak yerlere başvurdum zaten. Dediğim gibi destek alıyorum, evet. Ama bu destek benim ayakta durmama yetmiyor, yeterli değil. Ara temizliğe gidiyorsun ama çocuk var. Evet, çocuk olduğu için bir sefer çağıran bir daha çağırmıyor. Çünkü ben temizlik yaparken bir yandan çocuğa da baktığım için tabii ki insanlar istemez. Kreşlik yaşı değil. Kreşlik yaşı da olsa normal ben bir özel kreşe vermeye kalksam zaten aldığım oraya bırakırım. Aldığım oraya bırakırım. Kreş fiyatları ortada. Belediyenin kreşi de aslında fiyat var. Tabii belediyenin kreşine verebilirim. Ama şu an yaşı dolu değil zaten. Yaştan dolayı kabul etmiyorlar. Süt alabiliyor musun? Süt yani zorlamıyoruz ama almak zorunda olduğumuz için de mecburen alıyoruz. Başka bir şeyimizden kısıyoruz. Akşam yani şöyle diyeyim, makarna yapıyorum, çorba yapıyorum ve diğerleri için bebeğin sütünü almak zorundayım. Çünkü anlamaz. Gece ağladığı zaman mecbur ben biberonla vermek zorundayım. Sebze meyve daha mı azalıyorsun? Sebze meyve tabii ki çok azalıyorum artık ve çoğuna erişemiyoruz zaten. Atıyorum yani lüks oldu. Meyve, sebze lüks oldu. Pazara çıktığımız zaman yani önceki yıllarda 5 liraya aldığımız sebzeyi şu an 20 lira, 25 lira.
Alamıyoruz. 200 lirayla gittiğimiz zaman pazarımızı düzebiliyorduk. Şimdi mümkün değil. 4-5 çeşit bir şey aldık mı bitti. Yani ailemiz aldığımız zaman, bu devletin bağladığı desteği aldığımız zaman bir o hafta pazara gidiyoruz. Ondan sonraki 3 hafta pazar yok, bakliyat. Onlarla geçiştiriyoruz. Peki ne olmalı sende? Yani ne, sen kendini yalnız ve çaresiz hissediyorsun şu evet. anda. Evet. Çocuklar da aslında bu psikolojik durumdan etkileniyorlar. Çok etkileniyorlar. Hani fark ettirmeseler bile bu durum onların eğitim hayatını bile etkilediğini düşünüyorum ben. Çünkü çocuklar kendilerini derslere verecekleri yaştayken bir geçim sıkıntısını, kavgasının içerisinde buluyorlar kendilerini. Yani ister istemez etkileniyorlar. Tabii. Beslenme koyamadınız. Tabii ki, tabii ki. Çocuğa beslenme koymak zorundayım. Koymak zorundayım. Ekstra okuldan geldikleri zaman acıkıyorlar. Okuldan geldikleri zaman da hep aynı şeyleri. Anne yine mi bunu yaptın? Anne yine mi bunu yiyeceğiz? Demek zorunda kalıyorlar. Ben de bir cevap veremiyorum. Ne yapsaydım diyorum. Ben şu anda mutfak tüpü, küçük tüp, piknik tüpü kullanıyorum. Onu diyeyim size. Bu bir haftada bir bitiyor. 65 lira. 65 lira. Uzun uzadıya yani bazen arada sobanın üstünde değerlendiriyorum. Pişiriyorum. O da sağlıklı olmuyor tabii. Yani. Peki oyuncak istemekten vazgeçtiler anladım. Oyuncak istemekten vazgeçtiler. Ekstra işte arkadaşlar falan, çocukları büyüyen çevremizdeki, onlardan alıyoruz. Biz, ben kendim alamıyorum. Oyuncağı falan açtık, onları geçtik. Şimdi en önemli şeyleri işte kıyafetti. Bez kullanıyoruz. Bez fiyatları çok uçuk. Islak mendil çok uçuk. 25 lira bir paket ıslak mendil. Ne yapıyorsun bez? Bez için. Yani. Bez için ne yapıyorum? Mesela çok zor durumda kaldı mı bizim mahalle bakkallarında tek bez satıyorlar. Evet. Tek bez alıyorum. Yapabilecek bir şey yok. Günde kaç kez değiştiriyorsun? Yani 4-5 kez değiştirmek zorunda kalıyorum. 4-5 defa. Ama alamadığın zamanlar? Alamadığım zaman bekletiyorum. Beklettiğim zaman da bu sefer sağlık problemi ortaya çıkıyor. Tabii, çocuk bezler istemez, pişik oluyor, yara oluyor. Bunun için tabii ki huzursuzluk oluyor, ağlamaya başlıyor. Yani bir an evvel ülkenin durumunun ve bizim gibi yaşamak zorunda kalanların, özellikle kadınların ve yalnız annelerin. Yalnız annelerin. Şu anda ben çevreme baktığım zaman yalnız anneler, yani evli olan insanlar da birçoğu bu durumda. Evet. Yani bir kişi çalışıp artık o devir geçti diye düşünüyorum ben. Bir kişi çalışıp diğer aile fertleri oturduğu zaman yok yetiremiyorlar. İki çocuklu, bir çocuklu, üç çocuklu aile, onlardan da aynı şikayetleri alıyorum. Durumları benden farklı değil. Okul bırakan çocuklar, çocuk sayısı da çok fazla oluyor. Tabii ki, tabii ki. Görebiliyor musun böyle mahallede okulu bırakıp çalışmaya başlayan? Kendi çevremde de var, okulda da. Mesela sorduğum zaman niye çocuğunu göndermiyorsun, niye çocuğun gelmiyor diye. İşte çocuk evden yemek istemiyor. Ben de dışarıdan alamadığım zaman okula gitmiyor. Gitmeyeceğim o zaman ben diye duyduklarını görüyorum. Herhangi bir etkinlik oluyor sınıfta, okulda. Çocuklar katılamadığı zaman bundan dolayı anne babalarına problem çıkarıyorlar. Şimdi insanlar geçim derdindeyken tabii 30 lira istiyorlar, 50 lira gezi parası istiyorlar. İşte oyuncak getiriyorlar. Bu benim de başıma geldi geçen hafta. Ne oldu? Oyuncak getirmişler. İşte benim kızım da bir şey beğenmiş oradan. Vallahi yanlış olmasın ama mangana dedi sanırım. Mangana istedi. 35 lira dedi. Anneciğim şu anda alamayız dedim. Bekle, şeyimizi aldığımız zaman, paramız olduğu zaman alırız dedim. Bu sefer ders tepti ister istemez. Benim niye hiçbir dediğim alınmıyor, niye benim dediğim diğer çocuklar alınca o kendisini kötü hissediyor. Tabii ki kötü hissediyor ve sınıfın sorduğum zaman okuldan geldiğinde de anneciğim alabildi mi diğer arkadaşların diye 2-3 kişiden fazlası alamadı anne. Cevabını aldım. Ha, gördün mü bak anneciğim, onlar da alamamış diye bu sefer kendimi oradan mutluluk payı çıkarmaya çalıştım. Açıkçası. Çünkü çocuk onu da gördüğü evet. zaman hani sadece benim annem. Benim değil yani.
onlar da alamamış diye buradan bir şey çıkarmaya başladık. Ama işte aslında bütün bunların hepsi hem sende bir travma oluşturuyor hem de çocuklar. Tabii ki çok büyük bir travmalar oluşturuyor. Ben nasıl yapabileceğiz hiç bilmiyoruz. Ayşe'cim inşallah bütün bu konuşmalarını insanlar duyuyor. Ve umarım çözüme ulaşır. Evet. Çözüme ulaşır inşallah. İnşallah çözüm olur. Benim gibi annelere, bizim gibi yaşamak zorunda kalan insanlara. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Tabii ki. Her şeyden önce çocuklarımız için tabii. Ayakta durmak zorundayız. Her ne olursa olsun. Tabii. Ben de ilginizden dolayı size teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım son olarak. Mesela çocuklarda şey var mı işte ben büyüyünce, yani büyüyünce de okul bitirince şu mesleği yapacağım ya da bir hayallerini anlatıyorlar mı sana? Tabii hayal güçleri yüksek. Hı-hı. Onlar çünkü sonuçta çocuklar. Her ne kadar yaşadığımız ortam kötü de olsa onların hayalleri var, parlak fikirleri var. Hı-hı. Ama tabii ki bunları gerçekleştirmeleri için de en büyük problem burada maddiyat diye düşünüyorum. Maddi imkanlar diye düşünüyorum. Hayallerine, hedeflerine ulaşmaları için. Her şeyden önce sağlıklı ve düzgün birey olabilmeleri için düzgün bir eğitim almaları lazım. Ama bu yaşta çocuklar geçim sıkıntısına düşerse bu eğitimi de doğru dürüst alabileceklerini zannetmiyorum açıkçası. O zaman da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Tabii. Çok teşekkür ederim. Evet. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah her şey iyi olacak. İnşallah.